Maymunlar çoğu primatı içeren geniş ve çeşitli bir memeli grubudur. İnsanlar, şempanzeler ve diğer insansılar maymunlarla ortak bir ataya sahiptir. Ancak milyonlarca yıl önce maymunlardan ayrılan bir primat grubundadır. Maymunlar insanlardan daha küçüktür ve kuyrukları vardır. Tüm dünyada yaşayan ve çok farklı yaşam tarzlarına sahip birçok farklı maymun türü vardır. Maymunlar genel olarak iki gruba ayrılır. Eski dünya maymunları ve yeni dünya maymunları. Eski dünya maymunlarının burun delikleri aşağı bakar. Asya ve Afrika'da yaşarlar. Yeni dünya maymunları Kuzey ve Güney Amerika'da bulunur ve burun delikleri yukarı bakar. Jelada. Bu güzel uzun saçlı orta boyutlu primat dünyanın tek ot otlayan maymunudur. Jelada neredeyse tamamen ot yediği Etiyopya'nın çayırlarında yaşayan karasal bir türdür. Becerikli parmakları sayesinde toprağı kolayca kazabilirler ve ot toplayabilirler. Jeladalar 30 ila 350 kişilik anaerkil gruplar halinde yaşar ve birlikte yiyecek arar. İnsanlardan sonra en karasal primatlardır. Jeladalar büyük, tıknaz maymunlardır. Dişiler yaklaşık 12 kilogram, erkekler yaklaşık 19 kilogram ağırlığındadır. Her ikisinin de sırtında ve başında yoğun, kahverengimsi kabarık tüyler, göğsünde ve karnında daha açık renkli tüyler bulunur. Yüzleri ve uzuvları koyu renklidir. Erkeklerin arkasında uzun saçlardan oluşan bir pelerin olur. Jeladanın göğsündeki tüysüz, kum saati şeklindeki pembe cilt bölgesi en dikkat çekici özelliğidir. Sarı babun. Ellerinde ve ayaklarında gümüş renkli saçakları olan bu sarımsı kahverengi babunlar, Güney Etiyopya'dan Kuzey Mozambik'e kadar Doğu Afrika'da yaşarlar. Erkekler dişilerden önemli ölçüde daha büyüktür. Çünkü dişilerin 12 kilogramı ile karşılaştırıldığında erkeklerin ağırlığı yaklaşık 23 kilogramdır. Sarı babunların sosyal yapısında dominant erkeklerle asral rekabet halindedir. Üreme fırsatları hiyerarşideki konumlarından büyük ölçüde etkilenir. Bu nedenle rekabet şiddetlidir. Her birlik 8 ila 200 babundan oluşabilir ve hem erkek hem dişi barındırır. Sarı babunların ilginç bir davranışı vardır. Daha düşük rütbeli erkekler, daha yüksek rütbeli erkeklere saldırmak veya savaşmak niyetinde olmadıklarını göstermek için başlarının üstünde bir yavru tutarak yaklaşır. Nepal Gri Langur. Nepal Gri Langur, Nepal'deki Himalayalar, uzak güneybatı Tibet, kuzey Hindistan, kuzey Pakistan, Butan ve Afganistan'a özgü gri bir langurdur. 1500 ila 4000 metre yükseklikteki ormanlarda bulunur. Hindistan'da kuzeybatı Bengal'deki Buxa Kaplan Rezervi'nde bulunurlar. Nepal'deki gri langurlar diğer gri langur türlerinden daha büyüktür. Erkekler ortalama 18 kilogram, dişiler ise 16 kilogram ağırlığındadır. Nepal gri langurları hem ağaçlarda hem de yerde vakit geçirdiğinden hem ağaçsıl hem de karasaldır. Sık sık 4 ayak üzerinde koşarlar ve hatta 4,5 metre yüksekliğe zıplayabilirler. Tibet Makak Maymunu. Tibet Makak Maymunu, Doğu Tibet'te ve Çin'in belirli bölgelerinde, özellikle Sichuan eyaletinde bulunan büyük bir eski dünya maymunudur. Şimdiye kadar kaydedilen en büyük Tibet Makak Maymunu, normalde 13 ila 19,5 kilogram olan ağırlıklarını 10 kilo aşmıştı ve 29 kilogram ağırlığındaydı. Mağaralarda uyumayı ve yerde yaşamayı tercih ederler. Ancak ağaçlarda da oldukça çevik ve yeteneklidirler. Bu makaklar oldukça agresiftir ve hem kendi aralarında hem de diğer türlerin temsilcileriyle sık sık çatışma yaşarlar. Büyüklüğü ve saldırganlığı nedeniyle Tibet makak maymunu genellikle habitatındaki primat besin zincirinin tepesindedir. Hortumlu maymun. Hortumlu maymun çok belirgin bir görünüme sahiptir. Erkeklerin ağızlarına kadar sarkan inanılmaz derecede uzun burunları vardır. Bazı teorilere göre dişiler daha büyük burunları ve sesi daha yüksek çıkanları tercih eder. Bu nedenle burun uzunluğu cinsel seçilimin bir sonucudur. Dünyanın en büyük hortumlu maymunu yaklaşık 30 kilogram ağırlığındayken çoğu erkek 16-23 kilogram ağırlığındadır. Genellikle krem kahverengi renktedirler. Ancak uzuvları daha gridir ve başları ve omuzlarında kırmızı tüyler bulunur. Bu maymunlar sadece Malezya ve Endonezya'daki Borneo'da görülür. Hamadryas babunu. Güçlü ve sağlam Hamadryas babunları eski dünya maymunlarındandır. Son derece zekidirler.
türün olgun erkeklerinin gümüş yeleleri ve pembe yüzleri vardır. Antik Mısır'da öğrenme tanrısının temsilcileri olarak kabul edildiler. Bu nedenle sır babunları olarak da bilinirler. Bu hayvanlar artık Mısır'da bulunmaz. Günümüzde Etiyopya, Somali, Suudi Arabistan ve Yemen'de bulunabilirler. Erkekleri ortalama 30 kilograma kadar çıkabilir. Hamadryas babunlarının ataerkil bir hiyerarşisi vardır. Bu türün erkekleri genellikle kontrol ettikleri dişiler sebebiyle şiddetli kavgalara girer ve dişileri diğer gruplardan çalmaya çalışırlar. Zeytuni babun. Zeytuni babun, güçlü uzuvları olan büyük, sağlam bir yaratıktır. Uzun sivri ağızları vardır ve dört ayak üzerinde yürürler. Bu yüzden köpeklere benzerler. Erkek zeytuni babunlar 37 kilogram gibi kayda değer bir ağırlığa ulaşabilir. Zeytuni babunlar 25 Afrika ülkesini işgal eden babun türleri arasında en geniş coğrafi dağılıma sahiptir. Zeytuni babunlar yetişkin erkeklerin her zaman üstünlük için yarıştığı hiyerarşik bir toplumda yaşarlar. Bir erkek mevcut sorumlu erkeği devirerek saldırganlık yoluyla iktidara yükselir. İktidardayken herkes bakışlarından korktuğu sürece saldırganlığa başvurması gerekmez. Ancak dominant erkek konumunu nadiren bir yıldan fazla koruyabilir. Kap babunu. Kap babunları 45 kilogram ağırlığa kadar çıkabilir. Kap babunları dünyanın en büyük babunları ve dünyanın en büyük maymunlarıdır. Güney Afrika'nın büyük bir bölümüne yayılmışlardır. Ormanlık alanlardan savanlara, bozkırlara ve alt çöllere kadar çeşitli habitatlarda yaşarlar. Günlerinin çoğunu yiyecek aramak için yerde geçirirler. Gecelerini ise genellikle ağaçlarda veya kaya oluşumlarında uyuyarak ve muhtemelen leopar gibi yırtıcılardan kaçarak geçirirler. Agresif alfa erkekleri hala anne sütü emen bebekleri öldürebilir. Diril. Diril kısa kuyruklu ve koyu gri kahverengi gövdeli büyük bir babundur. Diriller dişilerden iki kat daha büyük olan erkeklerle cinsel dimorfizm sergilerler. Diril maymunu 50 kilogram ağırlığa kadar çıkabilir ve dünyanın en büyük ikinci maymunudur. Diriller Afrika'nın en nesli tükenmekte olan memelilerinden biri olarak kabul edilir. Vahşi doğada sadece 3000 üyesi kalmıştır. Mandril. Mandriller eski dünya maymunlarının en büyüğü ve en renklisidir. Babunlarla veya hatta daha çok dirillerle akrabadırlar. Tüylü başları, yeleleri ve sakalları oldukça etkileyicidir. Ama en çok dikkat çeken yanları parlak renkleridir. Burun çevreleri mor, mavi, dudakları ve burunları kırmızı, sakalları altın sarısıdır. Mandriller 54 kilogram ağırlığında olabilir. Bu güzel ve korkutucu maymunlar Ekvator Ginesi, Güney Kamerun, Gabon ve Kongo'nun tropikal yağmur ormanlarında bulunabilir. Mandriller küçük sosyal birimlerde yaşarlar. Ancak genellikle daha büyük sürüler oluşturmak için diğer küçük gruplarla birleşirler.